Erzurum'da çalışacağız sezon başı hazırlık kampında iki etap halinde. İlk etapımız ayın 14'ünde bitecek. İkinci etapımız ayın 17'sinde başlayıp 29 Temmuz'da sonuçlanacak. İlk etapta 11'inde ve 13'ünde Samsun ve Alanyaspor'la iki tane hazırlık maçı yapacağız. Çalışmalarımız genel manada geçen seneki kadromuz, kiralıktan dönen oyuncular ve bünyemizde olan genç oyunculardan kurulu bir kadroyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi biz burada sezon başı hazırlık antrenmanlarımızı yaparken tabii ki olayın diğer bir boyutu da takım mühendisliği noktasında çalışmalarımız var. Tabii ki ligin her ne kadar Rizespor Süper Lig'de çokça mücadele etmiş olsa da bu sene alt ligden yeni geldik. Belli başlı transferlere ihtiyacımız var. Antrenmanlar devam ederken takımımıza bu noktada gerekli takviyeleri yapmak için de çalışmalarımız sürüyor. Yeni bir takımız ve çok transfer yapacağız. Ve yani bunu mevki mevki sayarsam çok mevkiye tekabül edecek. Ama birçok mevkiye yeni transferler yapacağız. Bu demek değildir ki elimizdeki kadrodan, oyuncularımızdan faydalanacağız. Tabii ki elimizdeki kadroda da çok değerli oyuncularımız var. Ama bir şekilde kadromuzu Süper Lig seviyesine, Süper Lig'de yarışmacı bir takım olma seviyesine çekmek durumundayız. Dediğim gibi önce iyi bir takım kurmaya çalışacağız. Daha sonra bu takımı saha dışında beraber hareket eden bir grup haline getireceğiz. Ve saha içinde taktiksel manada istediklerimizi yapan bir takım oluşturmaya çalışacağız. Evet, topa sahip olmaya çalışacağız. Daha önceki takımlarımda olduğu gibi tempolu oynamaya çalışacağız. Ve bunun yanına zaten bizim Rize yöresinin de karakteristik özelliği olan mücadeleyi de ekleyerek taraftarlarımıza iyi, evet gurur duyabilecekleri bir takım izletmek istiyoruz. Ve tabii bu yeni çıkan bir takım için kolay mı? Tabii ki değil ama çok çalışıp bu takım olma sürecini en aza indirip dediğim noktalarda bir takım oluşturmaya çalışacağız. Evet, yani çok iyi bir kadronuz da olsa, çok iyi oyunculardan kurulu da olsa mutlaka o takıma bir elinizin değmesi, bir taktiksel olarak onları bir arada oynatmayı öğretmeniz, görevlendirmeniz, sahanın her köşesinde neler yapabileceğini bilmelerini sağlamanız gerekir. Çünkü çokça görmüşüzdür ligimizde. Çok çok iyi kadroların beklenilen başarıyı elde edemeyişi. Tabii bunu teknik direktörlerine bağlamıyorum. Bir sürü yetmen var futbolda. Ama ben genel manada baktığım zaman futbol takımlarında teknik direktör ve ekibinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ama dediğiniz noktada şuna katılıyorum. Evet, belli başlı şeyleri biraz daha belli bir seviyede yapsa bile belki takımlar yıldızlarıyla sonuca gidebiliyordu. Artık günümüz ekonomisinde her takımın sahaya belli bir şablonu, belli bir sistemi oturtması lazım. Ondan sonra başarı gelebilecektir ancak.